Evet, herkese merhaba. Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bugün yanımda Serdar Özçalışkan hocam var. Kendisiyle CrossFit nedir, tarihçesi nasıl yapılır, içeriği nedir? Bunu anlamak açısından bu konuyu konuşacağız, CrossFit'i konuşacağız. Evet hocam, merhabalar. Merhaba. Şimdi bize biraz CrossFit'i anlatır mısınız? CrossFit nedir, kimler yapabilir, kimler yapmamalıdır gibi güzel bir tanım. CrossFit içerisinde 3 tane farklı sporu barındıran. İçerisinde 3 tane farklı spor barındırıyor. Bunlardan bir tanesi metabolik, bir tanesi jimnastik, bir tanesi de weightlifting. Metabolik, jimnastik, weightlifting deyince çok uzak kalıyor. Bunları biraz açalım isterseniz. Metabolik dediğim şey nabzı yükselten egzersizler. İçerisinde atletizm, bisiklet ve küreği barındırıyor. Jimnastik dediğim vücut ağırlığıyla yaptığım egzersizler. Şınav çekiyorum, barfiks çekiyorum, halkaları kullanıyorum, halkalarda kendimi çekiyorum. Weightlifting dediğim kısımda Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun, yani bizim gururumuzun yapmış olduğu halter kombinasyonları. Bunların hepsinin harmanlanmış hali CrossFit olarak geçiyor. Günlük hayatta kullandığım işlevsel hareketler içerisinde çok çok mevcut. Ve CrossFit'te sınırlama yok. Kids CrossFit, elit sporcular, sedanter sporcular, herkes bu sporu yapabiliyor. Belli bir antrenman program dahilinde ilerliyor. Sizin CrossFit'ten beklentiniz nedir? Siz CrossFit'e sormak istediğiniz sorular var mı? Okey. Şöyle diyeyim. Yani makinelerle mi çalışmalıyım bir spor salonunda, bir CrossFit'le mi çalışmalıyım? Her seviyede insan çalışabilir mi? Yani bir sporcu makinelerle bunun farkı nedir? Şimdi şöyle, CrossFit'te hareketleri vücuduma öğretiyorum. Birçok eklem kullanıyorum. Fitness hareketleri bana makineler belli açılarda yaptırıyor. Vücuduma hareketleri öğrettiğim için birçok eklem kullanıyorum ve kor bölgesi çok yüksek oranda aktif. Bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Yani aslında biz vücudumuzu bir makineye dönüştürüyoruz ve vücudumuzu bir makine gibi kullanıyoruz. Biraz makineye, evet, yani vücut ağırlığınızda bir makinede yapabileceğiniz bütün egzersizleri CrossFit'te yapmak mümkün. Tabii. O zaman fonksiyonel tabanlı. Fonksiyonel tabanlı. Biraz da tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de antrenman şiddeti çok yüksek. O yüzden iyi bir ısınma, iyi de bir soğuma gerekiyor. Antrenman şiddeti yüksek olduğu için şu anda zaman bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi. Spor salonuna girdiğim zaman 1,5-2 saat zaman geçiriyorum. Ama CrossFit'te ortalama antrenman sürem 20 dakika. Ortalama. Bu fitness level'ınıza göre değişiyor. Tamam. 20 dakika ve bu çok cazibedici bir süre. Süper. Yani toplamda 1 saatlik bir süre içerisinde bir CrossFit antrenmanımızı yapabiliyoruz. Vesaire, peki CrossFit denildiğinde bu hangi hareketlerden oluşuyor? Nedir bu? Mesela WOD'lardan bahsediliyor. Evet, WOD dediğim şey günün antrenmanı, yani workout of the day, günün egzersizi olarak geçiyor. Bu günün egzersizi belli bir program dahilinde ilerliyor. 10 tane temel özelliklerimiz var. Patlayıcı güç, kuvvet, görsellik, dayanıklılık, kardiyo diye değişiyor. Bunların hepsinin eşit seviyede tutulduğu, aynı anda birçok temel özelliği çalıştırarak yaptığımız antrenman sistemi. CrossFit günün antrenmanında metabolik, jimnastik ve weightlifting dediğim şeyler belli bir antrenman programı dahilinde ilerliyor. Ve bugün isterseniz sizinle bir CrossFit antrenmanı yapalım. Olur. Bu biraz daha jimnastik ağırlıklı olsun. Aynı zamanda biraz da metabolik olacak. Metcon antrenmanı diye geçiyor. Metabolik kondisyon egzersizleri. Metabolik kondisyon antrenmanı. Başlangıç seviyesine göre hitap eden bir antrenman olacak. Aynı ama zamanda bu antrenman bizim fitness level'ımızı belirliyor. Fitness level'ımızı belirliyor. Bununla ilgili fit testler yapıyoruz. Tabii. Kişinin seviyesini belirliyoruz. Ve bunun ileri seviyelerinde ağırlıklar kullanıyoruz. Halterler, kettlebell'ler, medicine ball'lar, ondan sonra TRX'ler, yani en önemli olan kulak şey barları. Birçok eklem kullandığım için eğitim almam gerekiyor. Hemen CrossFit yapmıyorum. Önce bir eğitim alıyorum. Zaten bildiğimiz doğru hareketler mevcut. Ama içerisinde belli kurallar var. Birbirimizi sakatlamamak adına. Bunlar bizim için çok önemli. Eğitim aldıktan sonra CrossFit antrenmanlarına başlıyoruz. Zaten şöyle bir algı var. Yani CrossFit'e hemen başlayabilir miyim gibi bir algı var. Bu sizin seviyenizle alakalı. Yani kafanıza göre bir anda başlayamıyorsunuz. Aksi halde istemeyen sakatlıklarla karşılaşabiliyoruz. Bir eğitmen gözetiminde buradaki seviyeniz belirleniyor ve bir seviyenize uygun WOD'larla başlıyorsunuz. Biz şimdi başlangıç seviyesinde örnek bir WOD yapacağız ve CrossFit hakkında bir öngörümüz olmuş olacak, bir bilgimiz olmuş olacak. O zaman şimdi bugün jimnastik antrenmanı yapalım. Metabolik kondisyon egzersizleri yapalım. Bugün air squat yapalım. Squat yapalım. Tamam. Push up yapalım. Sit up yapalım ve pull up yapalım. Bunlar neler? Squat, normal çöküp kalktığım hareketi. Okay. Push up, bildiğimiz şınav çekiyoruz. Biraz daha nizami, belli kurallar çerçevesinde. Sit up, mekik yapıyorum. Pull up da barfiks çekiyorum. Bunu da 5 set yapalım, 10'ar tekrar yapalım. 5 set ve 10'ar tekrar şeklinde. Haydi bakalım. O zaman başlıyoruz. Evet, şimdi WOD'umuzun birinci hareketi Serdar hocamız gösterecek ve bunun üzerine anlatımımızı yapacağız. Hocam ilk hareket nedir? Air squat. Air squat hareketi. Squat'ta kalçamızı geriye alarak, topuklarımızı yerden kaldırmadan dizimizi dışarı açıyoruz. Diz kapağımızın altını iniyor kalçamız ve yükseliyoruz. Tamamen doğruyoruz. Evet. İkinci
İkinci hareketimiz push-up. Push-up. Ellerim omuzlarımın yanında. Göğsüm ve bacağım yere değiyor. Kendimi itiyorum. Aşağıda beklemiyorum. Kendimi itiyorum. Evet. O ikinci hareketimiz. Şimdi üçüncü hareketimiz olan sit-up yapıyoruz. Sit-up. Ne kullanıyoruz hocam stop yaparken? Ekipmanımız. Abmet dediğimiz bu bel altını destekleyen, bel çukuruna uygun anatomide bir minder. Evet. Minderin alçak tarafı kalçama yakın. Ayak tabanını birleştirdim. Tamamen geriye doğru yatıyorum. Patlayıcı bir şekilde kalkıp göğsümü çıkartıp ellerimi yere yatırıyorum. Şimdi güzel. Dördüncü hareketimiz, son hareketimiz pull up. Pull up. Şimdi bu yapmış olduğum hareketleri 10 tekrar ve 5 round yapıyorum. Yani 5 set yapıyorum. Ve bunu kaç dakikada yaptığımı not alıyorum. Bu aynı zamanda bizim fitness level'ımızı belirliyor. Ne kadar sürede yaptığımızı not alıyoruz. Daha sonra antrenmanlara devam ettikten sonra bir ay sonra kendimizi ne kadar ilerlemişiz, bize neler katmış CrossFit diye kontrol etmek için aynı antrenmanı yapıyoruz. Daha sonra süre bize ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz bugün genel bir anlatım yaptık. Yoksa CrossFit çok daha kapsamlı bir sistem. Çok daha fazla hareketten oluşan WOD'lar var. Biz bugün başlangıç seviyesinde sizin de evde deneyebileceğiniz basit bir WOD'la başladık. Sizler de deneyebilir ve CrossFit'in zorluk seviyesine şahit olabilirsiniz. Yine de tavsiyemiz bir eğitmen eşliğinde seviyenizi belirleyerek bilinçli bir şekilde başlamanız ve ilerlemeniz olacaktır. Ben Serdar hocamıza da teşekkür ediyorum. Evet, Bursa bölgesinde CrossFit ile tanışmak istiyorsanız sizleri Hangar Gym'e davet ediyoruz. Hangar Gym'de CrossFit hakkında bilgi alabilir ve çalışmalara katılabilirsiniz. Bu ve benzeri videolardan haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basarak kanalımı takip edebilir ve en son videolardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla kalın.